Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün arkamda gördüğünüz buzdolabımı ve en önemlisi de buzluğumu düzenleyeceğiz. İçerisinde neler var, oraya hazırlık olarak neler yaptım, hepsinden tek tek bahsedeceğim. Hem buzluk hem buzdolabı için kendinize uygun, pratik çözümler bulabileceğinize inanıyorum. Video nasıl ilerleyecek? Şöyle yapacağım. İlk başta buzdolabımdaki her şeyi mutfaktaki masamın üzerine çıkaracağım. Arkasından tarihi geçen var mı ya da bozulan var mı bakıp bunları ayıracağım. Ve daha sonra kategorize edip onları yerleştireceğim. Daha sonra buzluk kısmına geçtiğimizde ise eğer yemek yapmak için çok fazla vaktiniz yoksa daha önceden neler hazırlayıp orada bulundurabilirsiniz. Bunu size göstermek istiyorum. Bunun için şu an tezgahımın üstü olduğu gibi bakliyatla dolu. Yemek tarifi izlerken duyduğum en korkutucu cümle. Bir gece önceden suda beklettiğimiz nohutlarımızı. Yani eğer bir gece önceden bir şey suda bekletmediyseniz o yemeği yapamayacağınızı biliyorsunuzdur. Bu yüzden bir gece önceden suda bekletip hatta biraz da kaynattığım bakliyatlarım burada. Bunları da porsiyonlayıp buzdolabına koyarken sizlere çekeceğim. Buzdolabı porsiyonları için IKEA'dan aldığım şu şekilde poşetler var. İçerisinde bir büyük boy, bir de küçük boy olarak iki boy kilitli poşet var. 30'ar tane bu poşetlerden alıp buzdolabınızdaki porsiyonlamaları yapabilirsiniz. Hadi şimdi buzdolabımı boşaltalım. Şimdi gözüme çarpan bir kahvaltılıklar var. Kahvaltılıkları ayırabilirim. Kenara, mesela şuraya, şu tarafa da içecekleri atacağım. Sos ve garnitürler, bulyonlar, mayalar, kakao, sebzeler ve meyveler. Bir kere daha önceden ayırdığım baklava, haydari ve soslu tavuğum vardı. Bunları bir kenara ayırıyorum. Bunun da tarihi geçmiş. Salatalık ve biberlerimi dizmek istiyorum. Bu kadar çok salatalık ve biberim olduğunu bilmiyordum açıkçası. Elmaların arkasına limonları koymak istiyorum. Ve geri kalan marulumsu ve domatesimsi şeyleri de aşağıya koyacağım. Bunları kesinlikle kapağa koyuyorum. Yani bunu başka bir yere koymayacağım çünkü alışkın olduğum yer o. Benim bu yoğurtları buraya koyabilirim. Sos ve yemeklikler, içecekler burada. Burada probiyotik yoğurt ve ayranlar var. Şimdi bu kutuya da ben kahvaltılıkları koymak istiyorum. Tereyağı, kaymak, yine bir tereyağı, şarküteri ürünleri, peynir, sana ya ve zeytinler. Dolabı temizledim. Çok az soğumaya bırakacağım çünkü içi birazcık açık kaldı. O sırada size buzdolabı için soğuttuğum bakliyatları porsiyonlamayı göstermeyi düşünüyorum. Ben börülceyi çok severim. Salatalarda kullanırım özellikle. O yüzden onu biraz daha büyük porsiyonlar olacak şekilde saklamak istiyorum. Şimdi bunların ağzını kapatmayacağım çünkü daha tam olarak soğumadılar. Bu yapıyor. Şöyle bekleteceğim. Şimdi gelelim yarmaya. Neden yarma haşladım? Ben yazın soğuk çorbayla büyüyen bir insanım. Nasıl yapılıyor bu soğuk çorba? Bildiğiniz ayran aşı çorbası. İçerisine yarma, ayran, nane, bazen nohut da atanlar oluyor. Karıştırıp soğuk soğuk içilen bir çorba. Şimdi sırada fasulye var.
Kuru fasulye yapmak istediğimde içerisine atıp böyle hem bir gece önceden ıslatmamak için hem pişirme süresini azaltmak için. Benim evimde bir düdüklü tencere yok. O yüzden hep kaynatarak ilerliyorum. Bu da çok uzun sürüyor. O yüzden bu işlem bana vakit kazandıracak. Geriye kalan yeşil mercimek. Bunu sadece ıslattım. Çorbalarda ve bulgur pilavında kullanabilirsiniz. Ben çok severim. Zaten bir protein deposu. Yeşil mercimek. Kıymalı yemeği de çok güzel oluyor aynı zamanda. Bir sabahınızın 1,5 saatini ayırsanız buna yeterli. Akşamdan ıslattığınız bakliyatlarınızı sabah kaynatıp süzüp soğumasını bekleyip torbalıyorsunuz. Nohutları da sadece ıslattım. Bunu pilavlara ve salatalara kullanabilirsiniz. Aynı zamanda fırında da çok güzel oluyor nohut. Denediniz mi bilmiyorum. Geriye Meksika fasulyesi kaldı. Çok seviyorum gerçekten. Özellikle kıymalı bir şekilde yemeğini yapmayı, acılı kıymalı. Bu nereden çıktı derseniz ben göz maskemi de buzdolabında saklıyorum çünkü soğuk soğuk göz altına iyi geliyor. Bunları buzdolabına yerleştirebiliriz. Evet, şimdi hem dolap için hem de buzluk için bir şeyler hazırlayacağım. Maydanozları nasıl saklamak gerektiğini öğrendim ama evde havlu kağıt olmadığı için şu an bunu tuvalet kağıdıyla yapacağım. Altına ve üstüne nemini alacak şekilde kağıt koymamız gerekiyor. Bu çürüme süresini yavaşlatıyor. Şu şekilde. Böyle plastik kaplarda maydanozlarınızı ve yeşilliklerinizi altında ve üstünde kağıt olacak şekilde saklarsanız daha uzun süre gidiyor. Evet, hazırlar. Nanelerimiz de hazır. Şimdi çok tatlı iki tane fikir gördüm. Yazın içeceklerinize koymanız için inanılmaz güzel bir tarif diyeyim bunun için. Şimdi naneleri çok ince kıyacağız. Şimdi bu naneleri buz kalıbının içerisine pay ediyorsunuz. Ben buna normal sudan ziyade limon suyu eklemek istiyorum. İçine limon parçası atanlar var. Bu naneyi yaprak halinde atanlar, doğramayanlar var. Ama ben bu şekilde ilerlemek istiyorum. Şimdi bunun içerisine su dolduracağım. Ve bunu böylece buzdolabınıza koyabilirsiniz. Bu birincisi. Evet, maydanozları minik minik doğradıktan sonra yine aynı şekilde buz kalıbına. Tabii benim buz kalıbım birazcık küçük. Daha büyük olanlarda yapmak daha mantıklı olabilir bunu. Bunu da farklı olarak içerisine zeytinyağı gezdiriyorsunuz. Suyla dolduruyorsunuz. Bunu da bu şekilde buzluğa koyuyorsunuz. Ne işe yarıyor? Salatalarınıza, çorbalarınıza küp küp bunu bulyon gibi atabiliyorsunuz. Şimdi az önce yaptığım yeşillikleri de böyle buraya ekliyorum. Benim buzluğum birazcık dram halde. İçerisi dolu, full. Bunların hepsini boşaltacağım. Size sadece son halini göstermek istiyorum. Çünkü bu hali içler acısı gerçekten. Şimdi ben buzluğum için İnternette çok güzel fikirler gördüm. Ve bu fikirlerin hepsini neredeyse uygulamak istiyorum. Bunun için değişik şeyler yaptım ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlar burada şişecekler.
ve bürütecek kaynıyor. Bu bir taşımlık oldu, bunu süzeceğim. Yarmayı yaklaşık 20 dakikadır kaynatıyorum ve aynı şekilde börülceyi de. Bunların hepsini şu an altına kapatıyorum. Sularını süzdüm, soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra porsiyonlayıp buzluğa poşetlerini de buzluğa kaldıracağım. Evet, sizler için dün akşamdan başlayan ve bugün öğlene kadar süren bu video çekme faslım sona erdi. Buzluğumu çok fazla süre açık bırakmamak için buzluğumdaki çekmeceleri sırayla buraya getirip içlerinde neler olduğunu size göstermek istiyorum. Bu ilk çekmecenin içerisinde kavanozda sakladığım meyveler var. Kızartmak için doğranmış patates, fırında yapmak için doğranmış patates ve rendelenmiş patates olarak bir patateslerim var. Onun dışında limonata hazırlamak üzere donduracağım portakal ve limonlardan oluşan poşetler var burada. Bunun dışında zaten bütün akşamdan ısladığım ve daha sonra paket haline getirdiğim yarmalar, nohutlar, fasulyeler gibi bakliyatlar da burada en alt çekmecede bulunuyor. Şimdi bu benim ortanca çekmecem. Bunun içerisinde genelde hamur işi ve tatlılar var. Cheesecake'ler, dilim dilim ekmek. Dondurulmuş lavaşlar, tabii ki olmazsa olmaz mantı ve ben bunları kesinlikle tavsiye etmek istiyorum. Dondurulmuş Fransız baget ekmek, 20 dakika içerisinde çıtır çıtır inanılmaz güzel fırında taptaze ekmeklere dönüşüyorlar. Şöyle paket halinde satılıyor. Burada yine daha önceki ekmeklerden kalan dilimler, börekler, sigara böreği ve muska böreği olarak dondurulmuş halde burada börekler bulunuyor. Bu çekmeceyi tamamen bu şekilde hamur işlerine ayırdım. Ve bu da en üst çekmecem. Donmuş pizza. Dondurulmuş et suyu. Bunu pilavlara, işte çorbalara biraz çözündükten sonra kullanabiliyorsunuz. Çok işe yarıyor. Doğranmış soğan almıştım ama bundan sonra soğanlarımı kendim doğrayıp dolaba koymayı düşünüyorum. Kuşbaşı etler, sosis, sucuklar sakladım biliyorsunuz. Kavurma var böyle. Biz Sivaslı olduğumuz için Sivas'tan geliyor. Aşırı iyi ve yine pastırma aynı şekilde. Metrodan aldığım şu soyulmuş ve dondurulmuş sarımsaklar yemek yaparken inanılmaz işe yarıyor. Ve yapımını size dün gösterdiğim köfteler de burada. Şimdi bunun üzerine de kendi rafını koyuyorum. Naneli ve maydanozlu kalıpları da koyuyorum. Bu şekilde bunu da buzluğumun en üst çekmecesine şimdi yerleştireceğim. Evet, şimdi gelin dolabımın son haline beraber bakalım. Şimdi size teker teker nelerin yer aldığını anlatmak istiyorum. En üst rafa kahvaltılıklarım için bir çekmece ayarladım. Her şey bunun içerisinde. Burayı aslında daha önce yediğim ya da işte arta kalan tencere, tava gibi hani hazır yemekleri bulundurabileceğim bir yer olarak ayırmak istedim. Bu kısmı da aynı şekilde. Bu kaplarda size daha önce gösterdiğim gibi yeşilliklerimi altında üstünde peçete bulundurarak saklıyorum. Burada yemek için ihtiyacım olabilecek soslar ve garnitürler bulunuyor. Burada içecekler. Burada ise probiyotik yoğurtlar, ayranlar ve meyveli yoğurtlar bulunuyor. Biraz daha aşağıda ise burada elma ve limonlar var. Burada ise biberler ve salatalıklar bulunuyor. Orta tarafa konserveleri koydum. Evet, konserveler dolapta belki saklanmaz ama benim evimde çok fazla yer yok. O zaman konservelerimi buzdolabında saklıyorum. Burada ise domatesler, marullar bulunuyor ve soğanlar var. Yine soğanları da buzdolabında normalde saklamayız. Onları da doğrayıp buzluğa koymayı düşünüyorum. Huh, ne gündü ama. Buzdolabı düzenlerken önemli olan şey her şeyi güzel bir şekilde kategorize edebilmek. Buzluğu düzenlerken ise yapmanız gereken en önemli şey bir gece önceden bu bakliyatları ıslatmanız gerektiği. En çok vakit alan şey kesinlikle bu bakliyatlar oluyor. Ama tabii ki börek sarmak isterseniz, sarma ya da içli köfte gibi şeyler yapmak isterseniz bunlar için de tabii ki belli bir vakit ayırmanız gerek. Buzlukta bu şekilde ürünler bulundurmak aslında kolay ve hızlı yemekler yapmaya sebep oluyor. Bu da vakit kaybından bizi kurtarıyor. En başta bu şekilde hepsini hazırladıktan sonra çok kolay bir şekilde buzluğunuzdan ürünlerinizi alıp yemeklerinizi hızlıca halledebilirsiniz. Buna benzer mutfağımı, banyomu ve yatak odamı düzenlediğim videolarım mevcut. Benzer içerikler görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ev düzenleme dışında sigarayı nasıl bıraktığım,
kişisel gelişim ve kişisel bakımla ilgili de videolar paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa bunları da göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.